Herkese merhaba, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine yöresel bir kahvaltılıkla karşınızdayım. Şanlıurfa'nın kış aylarında özellikle tüketilen biber reçelli yumurtamızı yapacağız. Evet, şimdi tarifimize geçelim. Yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağını tavama aldım. Sade yağla da yapabilirsiniz. Sade yağla çok daha güzel oluyor ama biz bunu zeytinyağıyla tercih ediyoruz. Bir yemek kaşığı dolusu biber reçeline yağın içine ekledik ve iyice kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Hemen şunu söylemek istiyorum. Biber reçeli ve biber salçası arasındaki farkı soracak olursanız hemen size açıklama yapayım. Reçelimiz kavrulurken biber reçelinde sadece biber var. Yani biber dışında hiçbir şey yok. Biber, domates salçası, domates katkı maddesi kesinlikle olmayan biber reçeli, biber salçasına biber reçeli diyoruz Urfa'da. Salça katıldığı zaman az da olsa domates salçası katıldığı zaman da biz ona biber salçası diyoruz. Onun için de yani biber reçelin farkının da tamamen salçasız, katkısız sadece biberden yapılıyor olması. Bunu da zaten sadece kahvaltılıklarda yiyoruz. Genelde Urfa'da yemeklere biber reçeli konulmuyor. Biber reçelimiz iyice kavruldu. Sürekli kavrulurken bu arada sürekli karıştırıyoruz ki yanmasın. Çünkü çok çabuk yanabilir. Altında kısık ateşte yapıyoruz. Altında kısıyoruz iyice ocağın. Bu şekilde de hiç yumurta koymadan da ekmeğinizi bana yiyebilirsiniz. Bu şekilde de çok fazla tüketiliyor ama yumurtalı da tercih ediliyor. Yumurtalı da güzel oluyor. Yumurtalı sevmiyorsanız sade de ekmeğinizi bana yiyebilirsiniz. İyice kokusu çıkana kadar karıştırdık ve 2 adet yumurtayı tabağıma kırdım. İyice çırptım. İyice çırpmanız gerekiyor. İyice çırpıp biber reçelimin üzerine hafifçe döküyorum ve çok az karıştırarak birazcık pişmesini bekliyorum. Sürekli karıştırırsanız yumurta koyduktan sonra hem rengi daha bulanık olacak hem de daha böyle renk kötü olacak hem de içindeki yumurtalar pişmiyor gibime geliyor bana ama böyle yavaş yavaş karıştırarak pişirdiğiniz zaman hem daha rengi güzel oluyor. İçindeki yumurta ve salça rengi birbirine uyumlu oluyor. Daha güzel oluyor görünüş olarak hem de tat olarak bana göre daha güzel oluyor sanki. Gördüğünüz gibi yumurta pişip göz göz olunca hafif bir karıştırdım. Çok fazla karıştırmıyorum artık bundan sonra. Sadece yumurtanın pişmesini bekliyorum. Yumurta pişince kahvaltılığımız hazır olacak. Ekmeğimizi bana afiyetle yiyeceğiz. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmında yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Kahvaltılığımız hazır. Ben yufka ekmeği bandıra bandıra yedim ama siz istediğiniz, sevdiğiniz ekmeği bandıra bandıra yiyebilirsiniz. Yanına da harika bir çayla muhteşem bir kahvaltılık, kahvaltı yapmış olursunuz. Ayrıca benden istediğiniz başka yemek tarifleri varsa da yorum kısmına yazın. Bir sonraki videom için bana fikir olmuş olur. Deneyecek olanlar şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ve ayrıca beni Instagram, Twitter ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.